Ali İmran suresi bizim için ne çağrıştırıyor? Elbette 200 ayeti içerisinde ne emir buyurduysa Allah hepsi bizi çağrıştırıyor zaten. Ama bu sureye bu isim nereden verildi? Nereden çıktı bu İmran ailesi? Kureyş ailesi dururken mesela. Bu sure Mekke'de, Medine'de Muhammed aleyhissalatu vesselamın ailesinin yaşadığı ve onun doğup büyüdüğü mübarek şehirde indi. Medine'de tamamlandı. Ama İsrail oğullarının Akdeniz sahillerinde doğmuş, doğum yapacak bir kadının adı üzerine iniyor bu sure. Ali İmran, İmran ailesi surenin adı. İşte bakıyoruz ki Rabbimiz kıyamete kadar Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Kur'an okumaya başlayacak, abdest almış, kıbleye yönelmiş, Rabbinden sesler duymak isteyen, isteyecek olan milyarlarca mümin erkek ve kadına Allah'la nasıl konuşulur? Kadın kim? Doğurmak kim? Adak yapmak ne? Bunu anlasın müminler diye Kureyş'e inen Kur'an'a İmran ailesinden bir ailenin adını sure ismi olarak vermiş müminler. Öyle kadın erkek bir yerde toplanıp hatimler indirip cüzler dağıtıp ondan sonra da şaşalı debdebeli dualar yapıp görevini bitirip işine gücüne gitmek yok. Dur burada. Bu kadın Allah ile ne konuştu da ondan sonra kıyamete kadar milyarlarca kere Ali İmran suresi okutturdu Allah bize. Ne oldu? Rabbim hür bir şekilde sana adadım, kendi hürriyetinden değil doğuracağının hürriyetinden söz ediyor. Doğacak, %100 hür bir şekilde sana kul olacak doğurduğum dedi diyor.